Real TV Amerika'dan haber verir. Başkan Joe Biden biraz önce koronavirüsündeki aşılamada gelinen son durumla alakalı bir basın toplantısı düzenledi. Biden göreve geldi ilk gün. Halka 100 günde 100 milyon aşı yapma sözü vermişti. İşte o sözü yarın, yani görevinin 58. gününde gerçekleşmiş olacağını söyledi. Yani aslında baktığımızda Başkan Biden bugünkü basın açıklamasına yaptığı konuşmada göreve gelmesinin ardından ilk 100 günde 100 milyon koronavirüs aşısı hedefinin şimdiden aşıldığını aktardı. Şöyle söyledi Biden, şu sözlere yer verdi konuşmasında. Görevi devraldığımızda dedi, yapılması gereken çok şey vardı. Aşıya, aşıları yapacak kişiye ve mekana ihtiyacımız vardı dedi ve kar fırtınaları nedeniyle, yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle aşılama faaliyetlerinde yavaşlamaya sebep oldu bu durum dedi. 100 günde 100 milyon aşı hedefini aşıldığını belirtti. Bunlara rağmen, bu yaşananlara rağmen. Ayrıca Biden bundan 8 hafta önce koronavirüsü karşısında en hassas topluluk olan yaşlıların %8'inin aşı olduğunu, bugün ise 65 yaş üstü ve bunun üzerindeki nüfusun %65'inin ise en az bir doz aşısını, %36'sının ise iki doz aşı olduğunu kaydetti. Her hafta eyaletlere gönderilen aşı sayısının ise ikiye katlandığını belirtti Biden ve günde 1 milyon aşı uygulamasından 2,1 milyona çıkıldığını da ekledi Biden. Tabii öte yandan bu iyimserlik zamanı ancak rahatlama zamanı da değil dedi. Çünkü aşılamada epey yol kat edilmesine rağmen geçen hafta 14 Amerika Birleşik Devletleri eyaletindeki vaka sayılarında artış görüldüğünü de hatırlattı. Evet, aslında baktığımızda bazı eyaletlerde bu artış %20'yi aşmış durumda vaka oranında. Örneğin Michigan eyaleti, bu eyalette vaka sayısı %50 oranında arttı. Aşılama çalışmalarına hala devam ediliyor. Fakat bir yandan eyalet çapında alınan önlemlerde de yumuşamaya gidiliyor. Baktığımızda bu da uzmanların tavsiyeleriyle de pek uyuşmuyor. Çünkü uzmanlar aşılama faaliyetleri bu kadar iyi giderken, bu kadar seri giderken eyaletlerin kuralları gevşetmemelerini söylüyorlar ve alınan önlemlerinde de rahatlamaya gidilmemesi konusunda halkı ve yönetimleri uyarıyorlar. Vaka sayılarındaki artışın yaşandığı bir diğer eyalette Texas. Texas Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci büyük eyaleti ve bu eyalette tüm COVID-19 kısıtlamaları eyalet valisi tarafından 10 Mart'ta kaldırıldı. İşte bu da aşılama çalışmalarının hız kazanmasına rağmen vaka sayılarındaki artışın da artmasına neden oldu. Ayrıca virüsün yeni varyantlarının da hızla yayılmasında önüne geçilemiyor bu durumdan dolayı. İşte Başkan Joe Biden bugünkü basın toplantısında maske takma, el yıkama, sosyal mesafe koruma gibi önlemlere uyulmasının da önemine tekrardan dikkat çekti. Dediğimiz gibi aşı çalışmaları oldukça hızlandı fakat birçok eyalette rahatlamaya gidilmesinden dolayı yönetim hala koronavirüs önlemlerine uyma noktasında gereken özenin gösterilmediğini düşünüyor. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.